aleyküm selam sevgili kardeşim bak e, senin sorduğun soru e, 20 20 25 lema var hastalar isalesi orada 20 devada diyor ki bak ben okuyayım çok mu, hafif müdahale edeceğim böyle Ey derdine derman arayan hasta tamam ne yapayım dedin abi dedin ya Hastalık iki kısımdır. Sen bak bakalım hangi taraftasın? Haftalı, hastalık iki kısımmış. Birisi hakiki, bak bir kısmı hakiki, bir kısmı vehmidir. Aslı yok. Şimdi usta vehmini sonra anlatacak. Haki, birinci şık, hakiki kısmı ise Şafii Hakimi Zülcelal küre arz olan etsani kübrasında her derde bir deva istif etmiş. O devalar ise dertleri isterler. Her derde bir derman halk etmiştir. Gayet anlaşılıyor bu. Tedavi için ilaçları almak, istimal etmek meşrudur. Ama kimin sana söyleyeceği ilacı? Ben desem olur mu? Olmaz her doktor dese, işin ehli dayı olsa, olur mu olmayacağını aşağıda söyleyecek. Herkesin olmaz kardeş. Doktorların değil, hekimlerin ikisini alacaksın. Allah Allah, fark mı var? Var tabii. Doktor bedeni bilen, hekim bedenle beraber ruhu bilene denilir. Tamam mı? Hekimi hazık ise kendi ruhunu ruhu da biliyor, bedeni de biliyor ama kendi ruhunu maneviyatla devamlı beslemiş. Kısmen terakki etmiş. Tamam. Yani fark etmiş ile ahireti bilen. hekim hazık o. En yüksek makam hekimi hazıktır. İn aşağıya hekimdir. Daha aşağıya doktordur. Bak doktor ne yapacak burada? Hekim bak ne yapacak. Ustad ayır de diyor. Gazali de söylüyor zaten. Neye benziyor? Misal vereyim. Gazali dediğim için orada misal var. Mesela araba tamir etmek marifettir. Yani beceridir. Araba tamir etmek nasıl beceri ise insan bedeni de makinedir. Onu da tamir etmek diyor. Marifettir. Ama bunu Allah için yapmak ve Allah'ı anlamlandırmak. Yani Allah'a götürmek. Orada Allah'a görmek. Orada sanat ilahisini tefekkür etmek. Ondan sonra dünyada vazifesini unutmamak. Allah ile olayları inzah etmek. Buna ne deniliyor? Gazali der ki bu marifetten bir ileri marifetullah'tır. Ha şimdi bak. Tedavi için ilaçları almak. istimal etmek. Meşrudur. Tamam. Kural bu. Fakat tesiri ve şifayı Cenab-ı Hak'tan bilmek gerektir. Tamam. Mesela televizyon ekranda gözüken e, film televizyonda olmadığını, televizyonun içinden olmadığını bir uydudan çanak antene, çanak antenden de ekrana yansıdığı gibi ilaçların da kendisi televizyon gibidir. Nasıl ki televizyonda gözüken, işitilen, Televizyonun zatından değil, gözükmeyen, duyulmayan uydu'dandır. Uyduyu görüyor musun? Çıplak gözle göremiyorsun. Sesi oradan ses geliyor, sesler geliyor filmin sesleri. Duyuyor musun? Yok. İnkar ediyor musun? Hayır. Niçin televizyonda film gözükürse bu film televizyonun zatından mıdır? Yani televizyon için hayır, uydudandır. Ha. Ama uydudan çanak anten hem görüyor, çanak anten hem de duyuyor. Bunu da televizyonda ifade ediyor. İnsanın ruhu da öyledir Allah'a. Nasıl ki uyduyu görmediğimiz gibi Allah'ı da görmüyoruz ama inkar edemiyoruz çünkü e, çanak anten vasıtası televizyonda gözüküyor. Böyle bir yer var, böyle bir verici var. İnsanın kalbindeki be beka, ebed, sonsuzluk yani istekler bitmez tükenmez istekler, bir anda her yerde olmak, ölmemek, dert istememek vs. Bak bunlar var. Bu, onlar da bağırıyor. Yani bu istekler var. İnsanda bu var mı? Var. Demek böyle bir alem yayın yapıyor. Ki sende gözüküyor. O alemler yayın yapmasa sen de ortaya çıkmaz o. Uydu vermese sen televizyonun kaliteli dayı olsa gözükmez, gözükmediği gibi. Şimdi devam edeyim. Dermanı o verdiği gibi Şifa'yı da o veriyor yani ilaçlar televizyon ekranı gibi orada gözüken meziyet uydudan olduğu gibi devam edeyim telefon geldiği için kesildi dermanı verdiği gibi yani ilaç demiştik herhalde İlaçın üzerindeki meziyet televizyondaki gözüken film gibi meziyet gibi uydudan orada gözüktüğü gibi Allah'ın esması ilaçta tecelli ediyor. İlaçtaki var olan meziyet Allah'ın esmasının cilveleridir. Bak şimdi. Hazık mutadeyn hekimlerin. Bak hazık. Ne acayip bir şey ya. Bak. Hazık. Ee, ne demek hazık? Ee, mutasis. Tamam mı? O mutasis olacak. Hazık mı? O demek. Mutasis. Mutadeyn. Yani ruhu almış, bedeni makine zannetmemiş. Mutedeyin hekimlerin tavsiyelerini tutmak. Hazık mutedeyin hekim kim? Her dindar doktor, doktor hazık olmayabiliyor. Ehli olacak, dindar olacak. Yani bedeni, sif beden makine olmadığını, arkasında ruh olduğunu, bunu yöneten itikatlar var, iman var, hissiyatlar var, latifeler var, vehim var, en mühimi söylüyorum. Bak imandan da şey. Şeytan ve e, nefs emarenin, e, meleklerin, cinlerin, şeytan, şeytanlaşmış cinler var, Müslüman cinler var. Bunları bilmese doktor hakiki tedavi edemez. Vehimden kimseyi kurtaramaz. Şeytanı kabul etmeyen, Cinleri kabul etmeyen, nefse marayı kabul etmeyen melekleri onun tersi. Melek, ervah-ı aliyeler, ruhaniler. Tamam mı? Ee, büyük zatların feyizleri, nuranileri, dualar, dua okumalar bunlar. O büyük zatların feyizleri tamam mı? böyle? İman. Bunlar bilinmezse bir insan şu sif kendisini makine gibi zannederse yani Allah yardım etsin yani o. O bitti zaten. O ne doktoru ya? Onlar ne olur? Araba tamircisi. Bak hasık olacak mütedeyin hekimleri. Bak hekim diyor, doktor demiyor buna. Bu, bu insana, bu insanın söylediklerini, tavsiyeni tutmak emniyeti bir ilaçtır. Tamam. Çünkü ekser hastalıklar bir, suistimal, suistimalattan. Suistimalat e, şey geçiyor, Kastamonu 149'da. Mesela ufak bir aralama yapayım diyor ki lemalar tesettür isalesinde 24. lemada 20 günde bir kalı meslevi de ayda bir ihtiyacı hakiki olan özel hayatın haftada birkaç defa gusülüne vesile olunursa bu hayatı yani bedeni suistimal ediyor. Bu sefer gelen hastalıklara, sıkıntılara tahammülü olmuyor. Yani ona karşı mücadele edecek vücutta bir enerji, güç, halet, his olmuyor. Düşük oluyor. Birinci bu. Suistimalattan, iki perissizlikten, peris, rastgele yiyor, israftan, israf ediyor. Buradaki israf ise yeme, içme, giyme şeyler gibi basit şeyler değil o. İsraf, zamanını israf etme, hayalini israf etme, düşüncelerini israf etme. Olur olmaz mekanlarda kişilerle ömrünü geçirme. Hele hayalini ver bana. Ben bu dünyada sana küçük bir nümine cenneti vereyim. Neyi hayal ediyorsan, neyi düşünüyorsan ona dönüşüyorsun. Dolayısıyla israf hayalini ve düşüncelerine mukayet ol. Bu sefi insanlara muhatap olmaktan. Yani sen, sen hemen yüklüyorlar sana şeylerini. Kimin eli kimin cepte. Doğrunun ne olduğu karıştığı dönemlerde sen kendine mazbut bir hayat seçeceksin. <laughs> sen cemaate gidiyorsun galiba. Cemaattaki abilerinle kardeşlerinle. Ve şimdi beraber olacaksın. Bütün dükkanını kapatacaksın yani. Akıl, kalbini, ruhunu Risale-i Nur'a hangi cemaattansa bilmiyor, bilmiyorum ama eğer Mahmud Efendi vesairesen oradaki farfaralı olmayan, propagandaya muhatabı olmamış, insanın makinesif olmadığını vesaire. O tür insanlarla, olumsuz insanlarla muhatap olma sefaatten sonra dikkatsizlikten geliyor. Bir de okuyayım. Çünkü ekser hastalıklar bak suistimalattan, perisizlikten, israftan, hatiyattan, sefahatten dikkatsizlikten geliyor mütedeyn hekim bak doktor demiyor e, mütedeyn ne demek bir daha söyleyeyim dindar demek böyle uçan kaçan değil bedeni makina değil bedenin arkasında ruh var bu ruhta e, meydanı harp gibidir bu ruh e, şeytan var melek var kafir cinler müdahalesi var müslümanların müdahalesi var erva habisi var, erva haliyeler var. Mevadi şerireler var, mevadi haliyeler var. Yani 18 bin alemin çatıştı bir alemdir. Ruh. Tamam. Bunu bilen doktor. Bu çatışmaların bedenine de yansıyacağını biliyor. O zaman bu şeytan vehim tarafına güç verecek ne ortamları sana tavsiye eder ne de o tip insanların konuşmalarına, videolarına seyretmeni söyler. Uzak dur der kardeşim. Uzak Ha, müteddin hekim ne ne yaparmış? Elbette meşru bir dairede nasihat eder. Vesayada bulunur. Vesayada bulunur. Vesay. Yani öğütler verir, nasihatler verir. İşte bu işte. Olumsuz insanlarla oturup kalkma, olumsuz mekanlarda bulunma. Olumsuz mekanlarda mevadi şerire, olumsuz insanlardan erva habise. olumlu mekanlardan mevadi aliye. Olumlu insanlardan anlattıklarından da ervahı aliye sana sirayet eder. Siner böyle mutlu hissedersin. Mesela bu sesi dinlerken mutlusun bak şimdi. Sana okuyor musun ustadın tavsiyesini vesayada bulunuyor. Muteddin hekim elbette meşru bir dairede sana nasihat eder ve vesayada öğütlerde bulunur. Sen ne yapacaksın diyor bize? Su istimalattan bir, israfattan bizi men eder. Der ki kardeşim vücudunun savunmasına zarar verecek e, şunlardan şunlardan uzak dur. Tamam. Mı? Bir de vücudunu israf etme. Yani oturup kalkmanı e, yani ne, geceni gece istirahat zamanıdır. Çünkü ayette vacanla nömekum subata gece istirahat örtüsü yaptın diyor. Sen şimdi gece oturuyorsun, gündüz yatıyorsun. Fıtrat azıt. Bu sefer hayatını yani bedenini israf ediyorsun. Savunman azalıyor. İsrafattan seni men eder mütedine kim? Teselli verir. Hasta o vesaya, o öğütlere ve o teselliye itimat edip hastalığı hafifleşir. Sıkıntı yerinde bir ferahlık verir. Görüyor musun bak? Yani hastalığı olsa bile ne yapar? Teselli alınca e, yani teselli demek olayların arkasından Allah canibinden kudretin azameti altından baktırarak Allah'ın hakimi mutlak hikmeti hikmeti merhameti adaleti ve inayeti altından sana baktırınca Allah'a da itimat ettin mi hastalık hafifleşir çünkü Allah işin başında sıkıntı yerine bir ferahlık verir. Şimdi o tek seni söylüyor. Bu hakikiydi. Esas senin sıkıntın burada. Ama vehmi hastalık kısmı ise yani vehim e, mekanlardan ve düşüncelerden gelir. Tahayyül yani mesela filmleri eğer seyretmişsen o senin hayalini, insanları olumsuz insanları düşünmüşsen o senin vehmini kuvvet verir. Unutma seyrettiğin filmler kuvve-i hayaliyeni yani tahayülünü olumsuz düşünceleri konuşmaları dinlersen o senin vehmini. Yoku var gösteren. Yani öyle bir öyle bir hale geliyorsun ki en ufak bir alamet olsa öksürük, tel vesaire hemen o seyrettiğin o filmleri, videoları hemen en olumsuzun içine sokuyor seni. Filmin içinde sanki o adam, o kadın değilmiş, sen misin? Öyle hayal ettiriyor. Öyle düşündürdüğü zaman vücudun da şöyle bir özelliği var. Ya bu hayalden geliyor. Aslı yok. Bu hasta değil. Bu vehimidir demez. Vücut mesajlarla, hayallerle, düşüncelerle aktif olur kardeş. Mesela kötü bir haber duysam midene vurur. Başını ağrır. Yani sen bunu biliyorsun ki hayal ettiğim her şey dışarıdan gelen her düşünceyle benim düşüncelerim neyi hayal ediyorsam neyi düşünüyorsam ona dönüşüyorum o oluyorum olumsuzsa filmler, videolar, olumsuz düşünceler, yorumlarsa bunu dinleyenin asla ve kata kendini iyi hissedemez. İyi hissetmeyen de vücudu iyi çalışmaz. Vücudumuz hayalimizde, düşüncelerimizde çalışıyor. İster inan, ister inanma. Ama vehmi hastalık ise bak. Vehmi. Kısmı ise onun en müessir ilacı. Nedir? öğretisi elamet vermemektir. Emret vermemek için videolarını far faralı, mübalağacı, habbi kube yapan kişileri dinlemeyeceksin demektir. Yok, dinliyorsun hala. Eğer onları seyrediyorsan emlet verdikçe o büyür, şişer. Şiştikçe senin içine alır. Emlet vermesen küçülür, dağılır. Neye benzer diyor? Nasıl ki Allah razı olsun ustattan bak. Nasıl ki arılara iliştikçe İnsanın başına üşüşürler. Aldırmasan dağılır. Hem karanlıkta gözüne sallanan bir ip. Düşün bir e, odadan çıktın salonda bir ip asıldı. Eski evlerde vardı böyle çocuklar sallaman. Orada ip. E, böyle Allah Allah yukarıdan aşağı nedir falan gelen bir. Bu ipe emlet verdikçe büyür. Yılan gibi gözükür sana. Yılan gibi gözükür. Öyle değil mi mesela o ipin ne olduğunu bilmesen bak gözüne sağlanan bir ip karanlıkta. E bunu ne yapar? İşlettiriyor biraz da vehminde varsa. O gelen bir hayala emniyet verdikçe büyür. Hatta bazen onu divane gibi kaçırır. Emniyet vermese adi bir ip ilan olmadığını görür. Başındaki telaşına güler. Bu vehmi hastalık çok devam etse hakikaten inkılap eder. Gördün mü? Öyle olumsuz düşüne 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 öyle oluyorsun. Şimdi gelelim püf noktasına. Senin sorunun cevabı burada yatıyor ama bu malzemeleri doldurduk. Veham ve asabi insanlarda. Yani böyle olumsuzluğa bazıları çok kayıyor böyle. Yani böyle ille her şeyin bardağın boş tarafını görüyor. He ama şu şey He ama. He ama lan. Hemen biz bırak ya. Sönelerini müspete tutun. Tamam işte. Ama bazıları veham bir de vehmi var. Bir de asabi ise habbi kubbe yapıyorsa yani kızılacak şeye kızılacak vakitte ve miktarı kadar kızamayan her şeye haddine fazla kızan olur olmaz öyle bağırıp çağıran kişi asabi okuyorum. Veham ve hem asabi insanlarda fena bir hastalıktır. Tamam. Vehmi hastalık. Ne yaparlar? Habbeyi kubbe yapar. Kuvve-i manevisi kırılır. Habbeyi Habbe var mı ufak bir tane böyle çekirdek gibi ufak bir şey. Caminin kubbesi gibi yapar. Kuvve-i manevisi yani Allah ile Allah'ın kainata idare ettiğini, rububiyet sahibi olduğunu, hiçbir şey kendi haline bırakmadığını, her şey kontrol altında cehran ettiğini, ömrün, ecelin bir saniyeleri gitmediğini, her şeyin Allah'ın musaddesiyle olduğunu e, bunu kırılır yani adamın. Kırılır. Vehim ve asabi ise. Şimdi esas bak şurası. Hususan merhametsiz yarım hekimlere. Bak merhametsiz yarım hekimlere. Veyahut insafsız doktorlara rast gelse. Var işte. Gördün mü? İnsafsız doktor ...merhametsiz hekim. Hekim azık değil. Yani... ...hekim ruhu biliyor... ...ama adamda merhamet yok. Adamda insaf... ...yani şey... Ee, ...merhamet yok. Bak bedeni biliyor, ruhu da biliyor. Biliyor bunun... ...nereden kaynaklanıyor ama merhameti yok. Bu ruhu biliyor. Merhametsiz yarım hekimlere... ...iki veya insafsız doktorlara. Doktor ise hekim değil o. Bedeni makine biliyor. Ruhla, şeytanla böyle vesvese ve vehmin yani içeride ortaya çıkan vesvese ve vehmin kendisinin olduğunu zanneden. Zanneden bu şeytandan, cinden, erva habiselerden kaynaklandığını, onların insanla alakası olmadığını, yani kendisiyle olmadığını, dışarıdan girdiğini e, ayırt edemiyor. Buna doktor. Bu adam ki ruhu bilmeyen adam, İnsafsız doktor. Peki ruhu biliyor ama aldanmış nefsine, ne bileyim, makamına, kalerisine, bulunduğu makamda ne derler diye mecburdur demeye, yapmaya. Yani biliyor yani. Bunda da merhamet yok. Biliyor. Merhametsiz yarım hekimlere niye bak merhametsiz olunca yarım hekim oluyor. Ee, merhametli olursa tam hekim olur. Merhametsiz olunca Bak merhametsiz yarım hekimlere veyahut insafsız doktorlara rast gelse ne yapar? O Allah ya olur mu yani bu tövbe şimdiye kadar Allah Allah niye şey yapmadın niye içmedin evhamını daha ziyade tahrik eder. Zengin ise malı gider yoksa aklı gider. Merhametsiz yarım hekim malını insafsız doktor da aklını gider. Öyle diyor bak sırayla. Zengin ise malı gider. Yoksa ya aklı gider veya siyatı gider. Canım kardeşim. Tamam. Ne yapacağını anlamışsındır. Anlamışsın diye açık şey açık söyledim ya. Tamam. Hekime asık olacak. Tamam. Hadi selamünaleyküm. Allah şifa versin. İnşallah dua edersin. Hey Allah razı olsun dersen yeter işte. <laughs> Biz merhametsiz hekimler değil. Peki ustad da Ustad da diyorlar ki ya, işsiz güçsüzdü falan diyorlardı. Ustad ey gidi bu insanlara bir pasaport lazım ahirete. E, pasaport varakası diyor pasaport cüzdanını ahirete geçenlere vermek kadar daha bundan daha büyük. Ne olabilir yani şu anda bu dersi e, böyle dinden, imandan, e, şeytandan, cinden, e, erva habiselerden, meleklerden, ruhanilerden, Kur'an'dan, Risale-i Nur'un maneviyatından, dua'dan haberi olmayan doktor mu fazla sanat hisseder bu konuşma mı? Ruhani işte. Ben bazen bana soruyorlar, ne iş yapıyorsunuz tabii Nur'u bilmeyenler, uçakta denk geliyorum. Ben dedim, ee, ruh, ruh, ruhiyatçıyım diyorum, ruhiyatçıyım. Ne demek ruhiyat? E, ruhu tamir eden atölyede çıraklık yapıyorum diyorum. Ruh tamircisiyim diyorum. Ruh tamircisi. Baksana insafsız doktora Allah Allah. Peki hekimdir? Bak adam olayı biliyor. Hekimdir ama merhametsiz. O zaman usta ona yarım hekim diyor. Merhametsiz yarım hekim diyor. Ne dediğine bak görüyor musun? Biliyor. Yani biliyor ki bu bu adamın vehmi bundan. Bak şeytan vesvese verir. Kafir cinler vehim verir. Melekler e, vahi getirir ilham eder, işaret eder, remz eder, ve eder vesaire. Yani şeytanın karşısında melek, kafir cinlerin karşısında Müslüman cinler. Ee, filmler var, konuşmalar var. Menfisi ise erva habise, habis ruh. Yani konuşanı hortla, hortlak gibi senin içine geliyor. Olumsuz adam. Ama ben şey konuşuyorum. Benimkisi şu anda olumlu. Benden sana şimdi erva haliye geliyor. Ruhum İnsafla dinlediğin için benim ruhum kopyala yapıştır. Seni rahatlatması lazım. Tamam. Selamun Aleyküm. Bu konuşmayı dinleyen bir kardeş geldi konuşmadan sonra sordu. Dedi ki abi hekim azık nerede bulacak ya? Veya nerede bulunacak? Bak kardeşim hastaneye gittiğiniz zaman hekim azık mısın doktor musun? Hekim misin tefrik edemezsin. E doğru. Denk, denk geliyorsa. Fakat aile doktorunu yapabiliyorsun. Mesela bak ben büyük çekmece de dershanedeyim. Büyük çekmece tepecikteyim. Benim aile doktoru, ev doktoru yani ben seçmişim. Nerede zeytin burnunda? Hekimi asık. Ben o dese ki Hasan kardeş arkadaşımız Hasan kardeş böyle yapma. Bunu iç, bunu içme uyarım. Çünkü onun söylediği din oluyor. Hekime azık. Onun için hekime azık. Aile doktorunu seçebiliyorsun. Mahkum ve mecbur değilsin mahallendeki doktora. Seç, ara, bulursun. Öyle ruhuyla cesedini ayırt etmiş. İnsan makine değil, mekanik değil. Ruh da var, akıl da var. Vehim var, vesvese var, maneviyat var, dua var. Feyiz var, büyük zatların şeyleri var nuraniyetler var gibi bunları bilen o kadar var ki doktor. Ha ev malinden tutmuş yapmasın. Aynı doktorunu oraya yaparsın. Bak ben Tepecik'te oturuyorum. Tepecik'te dersen benim doktorum hekim ağzım bana göre hekim ağzı zeytin burnunda. Yani böyle bulursun. E, hastanede bulmayabilirsin ama ev doktoru bitti ben hastane bile gitmiyorum ona doktoru da yani Profesörlerine <laughs> diyeceksin ki onun fazla ki de şahitli var ama temelde tıp eşittir ya tam temelde mesela Risale-i Nur'dan ben misal vereyim. Risale-i Nur'da birkaç sene ile 50 sene vakıf dershanede kalan temelde eşittirler ya. Bir şey sorsan yerini bilmezse Filistin açar aynı cevabı bulur. E, bu kadar izah olmazsa ama neticede aynı. Yani sistemi biliyor. Mesela bir nur talebesine gitsen ya tabiat yapıyor ya bunlar kendi kendine oluyor. Bütün nur talebesi yani fazla müzet istemiyor o kadar. 23. lemada tabiat risalesinin cevabı var. Yani e, aile doktoru, pratisyen dediğimiz veya sağlık ocağındaki öyle şey sıradan da zannetme. Bunlar temel bilgileri almışlar kardeşim biraz da kendisi otururken kendisine katkı yapmışsa, kendisini oturduğu yerde yetiştirmişse, mezun olduğu gibi kalmışsa ayrı. Ama yetiştirmişse, yetişmek zorunda kalmışsa ya onlarda hiç onlardan aşağı kalmaz kardeş. Ben şahidim. Onun için hekim azık sen bulabilirsin. Tekrar selamünaleyküm.